I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Kameram bulanık, benim mi gözüm görmüyor? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ama hepinize günaydın. Umarım kamera çok bulanık değildir. Gördüğünüz üzere yağmur yağıyor ve düzeltemiyorum. Ellerim, kollarım dolu. Eşimle birlikte tekrar bugün kar da yağsa, yağmur da yağsa spora gitme kararı aldığımız için spora gidiyoruz. Bakalım bugün nasıl geçecek? Çok heyecanlıyım. Günlük bir vlog olsun istedim yine geçen seferki gibi. Çünkü sadece spordan çekemiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir yandan elimde kamera, bir yandan su, havlu. Oradan oraya, oradan oraya her şeyi taşımak zor oluyor, biliyor musun? O yüzden işte ben de biraz çekeceğim. Öyle şey yapacağım. Ay kameram nasıl ıslandı ya. Bugün, yarın ve sonraki gün için tayfun gelecekmiş. Tayfun dediğimiz bir insan değil, rüzgar. O yüzden işte Kore'de alarm verildi. Birçok iş yeri falan kapatıldı. Yani bizim yaşadığımız şehre kadar o kadar böyle büyük, çok hırslı bir şekilde gelmez ama yine de burada da önlemler alın. Yağmur yağacak yani. Bunun anlamı 3 gün, 4 gün boyunca yağmur yağacak demek. Neyse, iyi yönden bakalım. Hava bayağı serinledi arkadaşlar. Şimdi biz spor salonuna gidelim. Orada yine görüşürüz. I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, dog. This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me. A few moments later. Evet arkadaşlar, şu an antrenmanım bitti. Artık üstümü değişip eve gideceğim. Bugün de bayağı yoruldum vallahi. Bayağı bir şeyler yaptım bugün de. Pazartesi, pardon, salıdan itibaren PT ile devam edeceğim. Pilates ve fitness olarak arkadaşlar, bir ay sonra görün beni, bakın neler değişecek. A few minutes later. Evet, spor sonrası yemeğimiz arkadaşlar. Böyle sebzeli tavuklu pilavımız var. Ondan sonra şu görmüş olduğunuz soslu tavuk. Burada böyle salatamız var. Çeri domateslerimiz. Böyle karnımızı doyuracağız. Evet, spordan geldik. Sonra eşimle birlikte bir ev temizliğine giriştik ama öyle böyle değil. Bir yandan bir balkonu yıkadık, camlar silindi, bulaşıklar vesaire. Bayağı bir evi toparladık. Ama işte şurada biraz çamaşırlar kaldı. Onlara biraz gücüm yetmedi. Sonra ben duş aldım. Ve saat 4:30 şu anda. İnanamıyorum 4:30 olduğunu hala. Çok bitmiş durumdayım. Uykum var. Daha Mina gelecek. Akşam yemeği falan hazırlanacak. Yani o kadar dolu geçti ki bugün. Mahvolmuşum yani. Mina'nın odasını da bayağı şey yaptım. Çarşaflarını falan değiştirdim. Bayağı böyle toparlandı. Öyle arkadaşlar. Ay nasıl yorgun hissediyorum kendimi. Böyle havada yağışlı ya. Sevmiyorum böyle havaları.
Mine'yi almaya babası gidecek bugün. Ben de o sırada dinlenebildiğim kadar dinleneceğim. Sonra onlar geldikten sonra bir yemek şeyisi başlar. Ya biz işte öğlen eşimle yediğimizden sonra ben hiç acıkmadım. Ama spor hocam kilo almam gerektiğini söylüyor ve ye yine de diyor. Bilmiyorum nasıl bir şekilde halledeceğiz. Bu arada bakın yeni telefon kılıfım çok tatlı değil mi? Bunu internette görür görmez aşık oldum. Çünkü ben Powerpuff Girls'den Blossom, yok bu Blossom mıydı? Evet, Blossom'dum. Her zaman bir de gözlüğü var, bir dakika. Dürü, bir de gözlüğü var böyle. Bu telefon yüzüğü, bunu böyle takabiliyorsunuz da. Yani takıp takmamak konusunda çok kararsız kaldım. Böyle takılıyor. O çıkarması zor oluyor ya, ben sıkılırsam çıkaramam diye şey yaptım. O yüzden takmadım. Bilmiyorum, böyle duracak işte taktığınızda gözlük. Böyle rahatsız olurum diye takmadım gözlüğümü. Hey arkadaşlar, modum düştü, yoruldum diye. Mina ile eşim az önce geldiler. Benim de öğlen yediğimiz yemek inanılmaz böyle mideme oturdu yani sindiremiyorum. Çok kötü durumdayım. Sürekli de midem bulanıyor sindiremediğim için. O yüzden kendime limonlu bir soda hazırlayacağım soda makinesinde. Sonunda bir limonum var. Yaşasın limonculuk. Limon çok seviyorum böyle. Çiğ de veya kesip direkt yiyebiliyorum çok sevdiğim için. Şimdi birkaç dilim limon, sonra normal pet şişe su, bir de şu yanda görmüş olduğunuz bu makine. Ve bunlarla birlikte kendi sodamızı kendimiz hazırlayacağız. Şimdi limonu. Bu limondan çok güzel limonlu kek olur arkadaşlar. Şöyle birkaç dilim dilimliyorum. Bir tanesini yiyeceğim çünkü. Şöyle minik minik parçalara ayırıyorum. Şunun da şu başını kese. Sever misiniz bilmiyorum ama ben gerçekten limonu çok seviyorum. İnanılmaz ekşi. Çekirdeklerini çıkartayım da. Evet, gelelim sodayı hazırlamaya. Bu makinamızın böyle bir parçası var. Bunu çıkartıp içine direkt su koyuyoruz. Normal içme suyunu. Ne kadar tüketmek istiyorsanız o kadar koymanız yeterli. Daha sonra kapağını kapatıp yerine yerleştiriyoruz. Üstte düğmesi var. Şuradaki düğmesine basınca böyle soda oluyor. Sonra şu kapağını açıp bekletince içindeki hava çıkıyor ve bakın artık bir soda oldu bu. Sonra bardağımız. İçine de limon. Tada, bol limonlu oldu. Evet, mutfak önlüğümü giydim geldi. Bugün akşama eşim kimçi cige istediği için kimçi cige yapacağım. Yapacağım. Burada kimçilerimiz var. Kimçi cige çok basit yapması. Kimçiniz ve bir adet ton balığınız varsa yapabilirsiniz. Çok basit bir yemek. Şimdi böyle kimçiyi alacağım. Bir tane de bundan. Hiç şey yapmanıza gerek yok. Direkt makasla kesebilirsiniz. Bunu tencerenin içine böyle kesiyorum. Biraz fazla yapacağım. Eşim çünkü çok seviyor. Bir de bu böyle ertesi gün yediğinizde falan daha lezzetli oluyor. Hani bazı yemekler vardır. Bir sonraki gün yediğinizde daha lezzetli olur ya. Bu da onlardan biri. Sonra ocağımızın altını açıyoruz. Biraz kimçilerin kavrulmasını bekleyeceğim. Daha sonra da ton balığını ekleyeceğim. Ya ama bunu tek seferde ekleseniz de oluyor. Hiç fark etmez yani. Şöyle ton balığım var. Normalde yağını süzüyorduk ama eşim
yağı da olsun dedi. Öyle daha lezzetli oluyormuş. O yüzden öyle yapıyor. Sonra üzerine su ekliyoruz bolca. Bu kadar yeterli. Bunu kaynamaya bırakacağım ama ondan önce şöyle de acı bir biber ekliyorum. Bu yemek için değil, yemeği daha acı yapsın diye. Bu şekilde doğruyorum. Şimdi gelelim Mina'nın yemeğine. Birazcık kabak var. Bu kabağı böyle kesiyorum. Şöyle doğrama aleti var bende bir tane. Bunun içine koyuyorum. Sonra havuç koyacağım biraz da. A few moments later. Mina karnını doyurdu az önce. Eşim şimdi yemek yiyecek. Bu arada Mina'nın yemeğinin içine geçen aldığım şeyden koydum. Sucuk gibi bir şey buldum arkadaşlar. Sucuğa benziyor. Ama yani ben onu sucuk gibidir diye almıştım ama bildiğiniz salam gibi çıktı. Helal salam. Göstereyim. Böyle bir şey arkadaşlar. Bildiğiniz normal bizim Türk salamı gibi. Helal. Bu arada Kore'de helal şeyler bulabiliyorsunuz. Bunu göstermemin bir diğer sebebi de şimdi domuz eti mi yiyorsuncular gelecek. O yüzden onları susturmak için Kore'de domuz eti dışında helal et de var. Yani ararsanız bulursunuz. Ben buldum. Kupanda satılıyor sonuç olarak. Söyleyeyim dedim. Göstermiş olayım dedim. Teşekkürler. Bunu tekrardan buzdolabına koyuyorum. Ve eşimin sofrasını kuracağım şimdi. Later. Mina bana kahve yapacak da. Koy bakalım yerine. Şimdi burayı sil bakalım. Peppa. Sil hadi burayı temizle. Sil. Peppa. Teşekkür ederim Mina. Odana davet ettiğin için teşekkür ederim. Bası bastayo. Ama bak böyle anne. Akvaryum gaza. Hadi yogi anzille. 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 Hadi yogi anzille.
A few moments later. Az önce Mina duşunu aldı. Ben de yüzümü yıkadım, geldim. Maske yapacağım. Çünkü dediniz ki Instagram'dan özellikle çok mesaj alıyorum. Cilt bakımı yapmanı özledik. O yüzden cilt bakımı yapacağım. Bugün bunu kullanacağım arkadaşlar. İnternetten bir şey öğrendim. Sandviç yöntemi diye bir şey varmış. Bu işte cildinde siyah nokta görünümü olup aslında siyah noktası olmayanlar. Bunun farklı bir adı var. Bakacağım tekrardan o videoya. Yazacağım ne olduğunu şuralara bir yere. Neyse işte biraz cildi zorlayan bir rutin. Ama bunu her gün yapmıyoruz. O da var işte. İlk önce salisilik asitli ürün kullanıyoruz. Daha sonra bir kil maskesi yapıyoruz. Daha sonra toniklerimiz falan oluyor. Onları uyguluyoruz. Ve güzelce de cilt bariyerini kurtarmak için nemlendiriyoruz. Öyle bir yöntem var arkadaşlar. Haftada bir falan denemek istiyorum. Henüz cildiye gitmedim. Çünkü o sivilce ilacını kullanmak istemiyorum. Biliyorsunuz spor da yapıyorum ya şimdi. Vücudumun çok suya ihtiyacı oluyor ve o vücudumu çok kurutuyor. Normalde içtiğim su yetersiz gelecek. Daha fazla su içmek zorunda kalacağım. Ve ben su içmeyi çok seven bir insan da değilim. Malumunuz. Kahve falan içiyorum daha çok. O yüzden işte burnuma ne biçim sürmüşüm. O yüzden işte arkadaşlar sivilce ilacını şimdi kullanmak istemiyorum. Öğrendiğim yöntem için evde malzemem yokmuş. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? İlk önce BHA kullanıyorsunuz. Sonra kil maskesi kullanıyorsunuz. Kil maskesini yıkadıktan sonra yüzünüze şey sürüyorsunuz. Siyah nokta yağı. Böyle siyah noktaları çıkarabileceğiniz bir yağ sürüyorsunuz. Ondan sonra da yüzünüzü güzelce nemlendirip bitiriyorsunuz. Öyle ama bende yok. Yani yağ yok. O yüzden bu metodu yarıda bırakıyorum. Yağ aldıktan sonra bu metodu bir deneriz güzelce. Şimdi o yüzden ben direkt toniğimle falan girişiyorum tekrardan. Bir tane takipçimin yorumunu okudum. Dedi ki bugüne kadar verdiğin bütün cilt bakımı tüyolarını denedim. Bütün ürünleri denedim. Hepsi çok işe yaradı. Ama sen Ordinary kullanıyorsun ve beğendiğin için Ordinary aldım. Ve bende sivilce yaptı dedi. Senin sivilcelerin de Ordinary ürünlerinden olabilir aslında dedi. Ha, bana da mantıklı geldi. Çünkü cilt bakım rutinimde değiştirdiğim tek şey benim de Ordinary ürünleriydi. Skin Food'dan Ordinary'ye geçmekti. Onunla ilgili olabilir diye düşünüyorum. Takipçimin de söylediği gibi. Yani muhtemel. Çünkü tek değiştirdiğim gerçekten o. Bir deneyeceğim. Ordinary, yani en azından buralarıma sürmeyeceğim. Şu gözaltı şeyini, kafeini hala denemeye devam edeceğim ama ondan olabilir diye düşünüyorum sivilce olayları. Bilmiyorum bakalım. Kameramın şarjı bitmek üzere. O yüzden kendime bu maskeyi yapacağım arkadaşlar. Hemen gösteriyorum maskeyi. Böyle salatalık maskesi. Bunu ben Holika'dan aldım. Çok güzel bir maske. Buzdolabında bekletiyorum. Öyle yüzüme yapıştırıyorum. Daha güzel oluyor. Daha sonra devamını göstereceğim. Maskeyi çıkardım. Göz altlarıma bunu süreceğim. Sonra da nemlendirici olarak bunu süreceğim arkadaşlar. Kameranın şarjı hiç yok. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.